İYİ Parti lideri Akşener'de Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararına çok sert tepki gösterdi. Cübbesine düğme dikmiş hukukçulardan utanıyorum dedi. Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'yla da partisinin genel merkezinde görüştü. Kaybedeceğiniz seçimlerin tekrarı için aziz milletimizin iradesine tuzak mı kurdunuz? Sandık kurulları belirlenirken neredeydiniz diye sordu. İlk sözleri utanıyorum oldu. Cübbesine düğme diktirmiş, siyasilerden emir alan hukukçulardan utanıyorum. Millete terörist, illet, zillet diyenlerden utanıyorum. Ben utanıyorum ama onlar utanmıyor. İYİ Parti lideri Akşener'in de grup toplantısındaki önceliği YSK'nın İstanbul kararıydı. 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? Gerekçeniz tam kanunsuzluk ise bunu yapmanız gerekir. Ramazan'ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız. Akşener 31 Mart ve 24 Haziran'da görev yapmış bütün sandık başkanlarının incelenmesini istedi. Üstü kapalı YSK'ya siyasi müdahale var dedi. Müdahale bir darbe sayılır. Bu darbeyi tümüyle reddediyorum ve reddediyoruz. Yaklaşık 20 dakika kaldı kürsüde. Bir sonraki durağı partisinin genel merkezi oldu. Ekrem İmamoğlu CHP'den sonra İYİ Parti genel merkezine de geldi. Meral Akşener'le yaklaşık yarım saatlik bir görüşmede bulundu. İnşallah her şey çok güzel olacak. İnşallah. İYİ Parti YSK'ya İstanbul kararını gözden geçirmesi için de başvuruda bulundu. Dilekçede sandık kurulları hukuka aykırı oluşturulmuşsa bu durumun seçim sonucuna oy sayısı bakımından nasıl bir etkisi olduğunun ortaya konulması istendi. Ama o talep YSK tarafından reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararı tartışması Meclis Genel Kurulu'na da yansıdı. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı karşı karşıya geldi. Vekiller arasında söz düellosu yaşandı. Oy sayım döküm cetvelleri yok. Boş. Bakın yok. Korktunuz mu Ekrem İmamoğlu'ndan? Korkun. Vallahi korkun. Neden sadece büyükşehir iptal ettiniz? Gelin Hodri Meydan 39 ilçenin tamamında seçime gidelim. Meclisin de gündemini bir anda değiştirdi. İstanbul'da yeniden seçim kararı. YSK'ya muhalefet tepki gösterirken Cumhur İttifakı sahip çıktı. Ve biz Cumhur İttifakı olarak inanıyoruz ki sandıktan bizler çıktık. Ne kadar düzmece, ne kadar sahte belgeler oldu ortaya çıktı. Seçmen listesi yok, oy sayım döküm cetveli yok, sandık soruşturmaları yok. Bu sandıkları var mı sayacaksınız? Sizler bu milletin 16 milyonun hakkını yediniz. Genel kurulda vekiller karşılıklı suçlamalarda bulundu. HDP ile işbirliği ve çözüm sürecinin yeniden başlatılacağı iddiaları tartışmaların odak noktası oldu. Seçim kazanmak için bize terörist diyebildiğinize göre yarın teröristlere kardeş diyebilme ihtimaline binaen konuşuyorum. Terör örgütleriyle bizi ilişkilendirmeyi asla kabul etmiyoruz. PKK'nın eylemleriyle mi? Sırtınızı PKK'ya dayarak mı getireceksiniz bu ülkeye demokrasiye? Ciğeriniz yanıyorsa ittifak olarak beraber meydanlara iner, propagandanızı yapar, seçimlerde milletten desteğinizi alırsınız. Bakın göreceksiniz, İstanbullu size gereken dersi verecek.